Hadi. Anlamadım. Ne? Seni mi bıçaklayayım? Hikayemiz inandırıcı olmak zorunda. Başka bir hikaye buluruz. Ormanda bulduk, karavana getirdik deriz. Yok ya. O zaman güzel bir hikaye olmaz. Senin güzel hikaye anlayışın bu mu? Ne var? Prenses kaçırılır. Şövalye onu kurtarmak için hayatını tehlikeye atar. Ve prensesi öperek uyandırır. Melta. Benim güzel yol arkadaşım. Bunların hepsi Aylin sana aşık olsun diye değil mi? Bazen beni hakikaten hayal kırıklığına uğratıyorsun. Sence şu anda işe duyguları karıştırmanın vakti mi? İşte duyguları birbirine karıştırmak mı? Bunu en iyi sen yapıyorsun. Yeter artık. Aslına bakarsan Aylin'in bana aşık olması hiç de fena olmazdı. Sonuçta çok güzel bir kız. Onu her gördüğümde heyecanlanıyorum. Böyle elektrik falan saçıyor. Biliyorsun ben de tehlikeyi severim. Hatta içeri gelmeseydin Aylin'in üstündeki o ıslak elbiseleri çıkarmak benim için çok keyifli olacaktı. Aslına bakarsan vaktimiz olduğunu bilseydim sana hiç bırakmazdım. Hatta belki de Aylin'le baş başa kalmamız için bize biraz zaman verirsin. Öyle değil mi güzel kardeşim? Bana kardeşim deme! Bu kadar basit işte. Özür dilerim. Orada öyle dikilecek misin? Yardım et. Hadi biraz çabuk. Ölmek istemiyorum. Tilki neredesin? Kurtar beni. Tilki yok. Savaş versek? Tilki. Dikkat et, çarpılacaksın. Sen kimsin? Ne oluyor? Ah, başım. Sakin ol, yatmalısın. Ya bırak beni! Aylin, sakin ol. Biziz. Biziz. Madem kaçırıldığımı gördün, polise neden haber vermedin? Telefonumu partide masanın üstünde unutmuşum. Sen de öyle aceleyle koşunca ben de peşinden geldim. Sonra da adamların seni arabaya bindirdiğini gördüm. Anlayacağın vakit yoktu. Peki beni kaçıranları görmedin mi? Çok karanlıktı. Tilki? Tilki'yi gördün mü? Hayır. Görmedim. Ama ben bayılmadan önce sesini duydum sanki. Hala iyi değilsin. Dinlenmen gerek. Yok, gerek yok, iyiyim. Sonra ne oldu? Sonra seni bir yere götürdüler. Ben de peşinizden geldim. Takip edildiklerini anlamışlar herhalde. Köşeden eli bıçaklı bir adam çıktı. Sonrası da malum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde ellerim bağlıydı. Bir şekilde kurtardım kendimi. Herhalde yaralıyım diye fazla üstüme düşmemişler. Sonra içerilere bakmaya başladım. O sırada da seni buldum. Baygındın suyun içinde. Seni sudan çıkardım. Arabaya attım. Buraya getirdim. Ailene de haber vermedim seni o halde görmesinler diye. Her şey için çok teşekkür ederim.
Benim yüzümden ölebilir misin? Hastaneye falan gitmen lazım. Bir yarana baktıralım. Belki dikiş falan gerekiyordur. Ha, yok. Meltem sağ olsun halletti o işi. Kendi başımızın çaresine bakmayı uzun zaman önce öğrendik biz. Çok şanslısınız. İnsanın güvendiği birilerinin olması... Bana güvenebilirsin. Benim evi aramam lazım. Al, ara. Bence bir an önce de eve git. Daha fazla merak etmesinler seni. Anne. Aylin. Kızım. İyiyim. İyiyim. Ne olur ağlama. Ay, gözlerim yaşardı. Gelince anlatacağım her şeyi. Yok, iyiyim. İyiyim dedim ya. Tamam, ben birazdan geleceğim. Şey, Tilki evde mi? Beni arıyor demek. Tamam, tamam, söyleyin eve gelsin, ben de şimdi geliyorum. Abin seni mi arıyormuş? Hı hı. Bulamamış ama eminim çok merak etmiştir. Her şey için çok teşekkür ederim ama benim artık eve gitmem lazım. Bırakayım ben seni. Ormanda tek başına nereye gidiyorsun öyle? Ama yaralısın zaten, boşuna yorulma. Ha. Biz sevdiklerimizi yarı yolda bırakmayız. Ailem bizim daha nasıl insanlar olduğumuzu öğrenememiş Meltem. Evet, tanıyamamış. Tekrar teşekkür ederim. Bu yaptığınız iyiliği hiç unutmayacağım. Buyurunuz, araba hazır. Geçmiş olsun Aylin. Sağ ol. İnan bana çok ucuz yırttın. Görüşürüz kardeşim. Kardeşin kadar taş düşsün başına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.